olarak Türk futbol tarihinde Avrupa kupalarında ilk çeyrek ve ilk yarı finali oynayan tamamı Türk futbolcunun başında sahaya çıkmıştır. İki kez Türkiye kupasını, bir kez de Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanan muhteşem kadronun başında o vardı. Askerliğini yaptığı 1965-66 yıllarında Casablanca'da yapılan Dünya Ordular Arası Futbol Şampiyonası'nda Ordu Milli Takımımızda takım arkadaşları Ali Artuner, Nevzat Güzelırmak, Çağlayan Derebaşı, Halil Kiraz ile birlikte görev yaparak Ordu Milli Takımımızın dünya şampiyonu olmasında da büyük katkı sağlamıştır. Aktif futbol hayatını noktaladıktan sonra önce Göztepe'miz, daha sonra sırasıyla Bolu Spor, Ordu Spor ve Rize Spor'u çalıştırarak Türk futboluna katkısını sürdürmüştür. 1978-79 sezonunda Rize Spor'u çalıştırırken Rize'de bir benzin istasyonunda meydana gelen patlama sonucu genç yaşlarımızdan ayrılmıştır. 3 kez A, 2 kez Ümit, 12 kez de Ordu Milli Takımı'nda görev yapmıştır. Biz bugüne kadar formamıza hiç ihanet etmedik, ettirmedik. Size şanlı bir forma bıraktık diyen Gürsel Aksel'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaptanımızın, Göztepe'miz başarıdan başarıya koşarken takımımızın kaptanlığını yapmış. Onu bugün mezarı başında anmak gerçekten hepimizin göreviydi. Bir takım nasıl başarılara gider? Ben kaptanımızın hayatını okuduktan sonra öğrendim. Kaptanımız öyle büyük bir kaptanmış ki sadece sahada değil, saha dışında da hatta bazı futbolcuların transfer görüşmelerinde bile kaptanımız imzaladıktan sonra bizim için geçerli diyebilecek kadar takım ekibi yaratmış. Takıma bu kadar sahip çıkmış. Büyük kaptanımızı mezarı başında anıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, bizlere, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Evet arkadaşlar, hakikaten büyük kaptanımız. Aradan seneler geçse de unutulmuyor. Demek ki insanlar yaptıkları şeylerle ne kadar güzel anılıyorlar, saygı gösteriyorlar. Bizim buraya, gerçi başkanın gereken her şeyi söyledi. Biz buraya bir söz vermeye geldik kaptanım. İnşallah Allah nasip ederse buraya ona sayın kaptanımız söz veriyoruz. Kupayı buraya hep birlikte getireceğiz arkadaşlar. Bunlara sizlere inandığımız için, sizlere saygı duyduğumuz için, sizlerin vereceğiniz mücadele, sizlerin yapacağınız icraat ve işlerle birlikte buraya geleceğiz. Ve o huzuru, o mutluluğu bunun burada mezarı başında hep beraber yine dualarımızla birlikte burada olacağız. Allah'tan rahmet diliyorum. Göztepe camiasına ve kederli ailesine başsağlığı diliyorum ben de. Teşekkür ederim. Usta, Kural. Şuraya alacağım bak. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i kabul eyle. Şu anda başın huzurunda bulunduğumuz susuz dedenin ruhuna hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Tüm peygamberlerin, ashabın, sahabenin, tabiinin, din-i mübini İslam'a hizmet etmiş olan bütün kardeşlerimizin, kulübümüzün yönetici, oyuncu, taraftar, bütün ahirete intikal eylemiş olan bütün kardeşlerimizin ruhu için ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhuna hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Kulübümüze yeniden şampiyonluk nasip eyle ya Rabbi. Huzuruna geldiğimiz susuz dedenin hürmetine yeni güzel günler nasip eyle bizlere ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, her türlü bela ve musibetlerden kardeşlerimizi muhafaza eyle. Şampiyonluklar görmeyi bu kardeşlerimize nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah.